kasko yaptırmanın hükmü nedir diyoruz izleyenler. Her biri bir konu bunlar. Evet hocam. Promosyon da tabii başlı başına bir konu. Şimdi kasko nedir? Kasko özel sigorta. Şimdi bir devletin mecbur kıldığı, eğer mecbur kılınan bu sigorta yaptırılmadığı takdirde gerekirse cezası olan, cezası verilmesi gereken bir sigorta. Ama bu kasko denilen şey, bir kere şunu bilmek lazım. Özel, isteğe bağlı. Kaskoya isteğe bağlı deniliyor, özel deniliyor. Peki bu kasko nedir? Kar amaçlı. Bakın, kar amaçlı ve ticari anlamda yapılıyor. Mesela bir arabamız var, misal verelim. Arabamız var. Arabayı aldığımız zaman zaten devlet otomatikmen ne sigortası ona istiyor? Zorunlu trafik sigortası zaten istiyor devlet otomatikmen. Aldın mı? O zorunlu trafik sigortasını hemen yaptırmak. Zaten onu almazsan zorunlu trafik sigortası satışını yapamazsın yani. Alamazsın üzerine arabayı yani. Bu zaten sigortası oluyor. Ama hariçten diyor ki ben bu zorunlu trafik sigortasının haricinde özel sigorta yaptıracağım. Hiçbir mecburiyeti yok. Hiçbir zorunluluğu yok, zarureti yok. Özel bir sigorta yaptırıyor. İşte buna kasko deniliyor. Bu caiz değildir. Çünkü niye? Hiçbir mecburiyetin yok. Hiçbir zorunluluğun yok. Yani onu yaptırmasan da sana kimse gelip de bunu niye yaptırmadın diye sormaz. Peki neden caiz değildir? Yani kasko, özel sigorta bir kere mecburiyeti yoktur. Bir de sisteminin içerisinde biraz sakatlık var. Yani sıkıntı var. Nedir o? Mesela bu kasko arabaya da yaptırılabiliyor. Bu kasko ne bileyim işte eve de yaptırılabiliyor, ev alırken de yaptırılabiliyor, özel sigorta yaptırılabiliyor. Ne oluyor biliyor musunuz Selim Hocam? Mesela diyelim ki prim yatırıyorsunuz bu özel sigortada. Bakın prim yatırıyorsunuz araba için, araba aldınız veya işte ne bileyim şey için, söyle ev için. Oldu ki bir zararla karşılaştınız. Mesela bir kaza oldu. Bir zararla muhatap oluyorsunuz. O zararda belki de sizin 3 liralık, 5 liralık zararınız varsa... O özel sigorta size 20 liralık, 30 liralık onun kat kat fazlası para vermeyi taahhüt ediyor. E şimdi zarar 3 lira, 5 lira. Siz ona taahhüt ettiğiniz rakam onun belki 3 katı, 5 katı. Nasıl oldu bu şimdi? Yani verdiğim para prim 3 lira, 5 lira ama zararı en az 15 liralık, 20 liralık zararı karşılayacağını taahhüt ediyorsun. Olmadı. Bak paranın yine bir çeşit ne oluyor bu da? Faiz olmuş oluyor yani. Peki diyelim ki hiç zarar olmadı, hiç kaza olmadı. Yani sen primleri yatırıyorsun ama öbür taraftan da hiç başına bir kaza gelmedi ve herhangi bir zarar uğramadın. Peki yatırdığın primler nereye gitti? Ne oldu şimdi bu primi ne adıyla verdin sen yani? Ortada bir şey yok değil mi hocam? Yapılan bir alışverişin netliği yok. Yok yani bir şey var sistemlerinde. Bir kere zaten başta söyleyeyim bir kere ticari amaçlı yapıyorlar. Herhangi bir devletin mecbur kılmış olduğu o sigortalardaki bir yardımlaşma, bir destek yok. Bir kere ticari amaçlı. Yani... Para kazanmak için tabiri caizse yapılıyor bu. Bu dolayısıyla orada zaten bir sakatlık var. Sistemlerinde de bir sakatlık var. Karşılığı yok. Dolayısıyla kısacası ben biraz teferruata indim ama bu akşam da hep konular böyle şey olduğu için hani caiz değildir, haramdır deyip de karşıya geçmeyelim de neden haram değildir, neden caiz değildir anlatmak için söyledim. Dolayısıyla sistemlerinde sıkıntı var kaskonun. Dolayısıyla ticari amaçlı, kar güdümlü. Para kazanmak için yapılan özel bir sigorta olduğu için bir de mecburiyet de olmadığı için kasko caiz, dinen kasko yaptırmak caiz değildir. Kasko yaptırmak da özel sigorta olmuş oluyor.